Ablan seni çağırıyor. Acil işi varmış. İşin halloldu herhalde. Sorma. Uzadı biraz. Ama Semih sağ olsun. Ben yokken sizi getirmiş pikniğe. Yusuf üzgün kalınca dayanamadım be abi. Burası sakindir diye buraya getirdim. Gidiyordum ben de şimdi. Nana, tuvalete gidebilir miyiz? Gidelim canım. Bize eşlik ettin. Teşekkür ederim. Ne demek? Gel canım. Neyse ben kalkayım. Ablamı daha fazla bekletmeyeyim. Sen bir dur bakalım. Senin niyetin ne? Niyetin ne derken? Anlamadım abi. Çok fazla etraflarındasın sanki. Bu deneme çekimi meselesi, gizlice takip etmeler, hastaneye gelmeler, çiçekler falan. Bu ne? Abi o zaman sen cevap ver. Sen neden yardım ettin ona? İnsaniyet namına değil mi? Ben de öyle. Senin gelemeyeceğini anlayınca çocuğun boynu büküldü kaldı. Ben de hadi birlikte gidelim dedim. Hepsi bu abicim. Semih, ona bir yanlışın olmasın. Onlar bana emanet. Asla abi asla. Olur mu hiç? Aklımdan bile geçmez. İyi o zaman. Anlaştık. Olur o zaman. Ben gideyim. Ablam daha fazla beklemesin. Bak şimdiydi. Sana bir hareket daha göstereceğim. Pis burun derler buna. Bu burun mu? Hayır. İsmi çok komik. Ne demek ki bu? Komik ama dikkat etmezsen cam pencere kırarsın. Hem adama hızlı koşmayı öğretir pis burun. Cam kırıldıktan sonra kaçmayı da bilmen lazım çünkü. Bak. İyi ki geldin. Niye bakıyorsun ki öyle? İyi bir şey söyledim. Alışık değilim. Bünyeyi sarsıyor. Sen bana geç kaldın pikniğe diye kız. Ona alışım ben. Sen yeni kütükleşmişsin. Gelirken biri kafana mı vurdu acaba? Söyle bakayım. İki kere iki kaç? Nana abi gelebilir misin? İki kere iki beş. 15 de olabilir. Sen yanındayken hesaplar karışıyor. Ama çözeceğiz.